Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir kutu açılımı yapacağız. Kutumuz Tenda AC1200 model bir marka modemdir. Aslına bakarsanız bu modemi ilk defa gördüm. Vatan Bilgisayar'da tesadüfen denk geldim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bir arkadaşıma lazım oldu. Beraber gittik. Bakalım içinden neler çıkıyor. İnternette yorumlara baktığım zaman gayet olumlu sonuçlar aldım. İlk başlarda hiç duymadığım bir markaydı. Alışılmışın dışında bir marka olduğu için insanlar ne kadar da olsa biraz tedirgin olabiliyor. O yüzden bazen alışılmışın dışına çıkmak iyi gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de sizinle ilk defa modemin içinde neler var neler yok bakmaya çalışacağız. Şöyle bırakalım şunu. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yakından bir gösterecek olursam, şöyle bakarsak modemin özellikleri ve üzerinde kutuda yazan yazılar bu kadar. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama genellikle şöyle söyleyeyim. Arkada diller var. İşte Fransızca, Portekizce, Türkçe, Almanca, İtalyanca gibi. Onun altında da bir tablo yapmışlar. Bu tabloda modemin veri bilgileri yazıyor. Wireless rate 300 megabit ve 300 megabit var yine. Anten 2x5 desibel. İkisinde de aynı. 4K video okey demiş. Internet V1 okey diyor. ADSL 2, ADSL 2 Plus, VDSL evet var. USB var. Siyaba var. FTP server V300 modelinde var. Şeyde D301'de yok. V1200'de var. Hepsi var. Çünkü aynı tablo için şuradan şöyle yakından gösterebilirim. Zaten internet sitesine girdiğinizde daha detaylı bir bilgi alacaksanız. İsterseniz kutu açılımına girelim şöyle. Bu arada bunun kutusu nereden açılıyor? Şöyle çekeyim. Aynen. Şuradan. Yanda bir kapak açılmış. Üstten bekliyorum ama yan taraftan çıktı. Muhtemelen ters. Evet, şu şekilde. Yazı üste baksın arkadaşlar. Logonun olduğu yerden doğru çekerseniz içerisindeki parçaları dökmezsiniz. Basittir ama dikkatsizlik olabilir bazen de. Şimdi arkadaşlar, benim hiçbir zaman kolay kolay okumadığım içerisinden kitapçıklar çıkıyor. Genellikle bu konuda biraz tembel bir insanım. Şöyle anlatayım. Ya YouTube'dan izliyorum ya kendi mutlaka bir internette bir bilgi veren arayüzü. Zaten diğerleri de bize çok da lazım olmayan bir şey. Modemin kendi çıkıyor. Modemi ciddi bir tasarım yapılmış. 4 tane anteni var. Aslında bana göre, parasına göre aslında hiçbir şey. Yani iyi bir ürün. Gerçekten baktığın zaman kaliteli bir ürün yapılmış. Şu şekilde. Şöyle bir arka kısmını da isterseniz şöyle bak gösterelim. Neler varmış arkada? Bir tane az önce bahsettiğimiz gibi ADSL girişi var. USB var. 4 tane port var. Reset tuşu var. Wi-Fi açıp kapama tuşu var. İsterseniz buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Adaptör girişi, modemin açma kapama. Kısacası içindeki durum böyle. Bu bir kutu açılımı. Bunu çekebilirsem kullanıcı arayüzü ve giriş yani modem kurulumu nasıl yapılacak? Ona da bakmam lazım. Onu da çekmem gerekiyor. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. İçerisinden bir adaptör çıkıyor. Kendi adaptörü çıkıyor. Anladığım kadarıyla kaymalı bir sistem. Aynen. Şurada baskılı bir sistem yapılmış. Şu şekilde. Bu adaptör görünce benim ilk aklıma şey geldi. İlk aldığım HTC telefon geldi. HD2 modelinde vardı böyle bir olay. Yani ileride bir şey olduğu zaman, kırıldığı zaman
takamadım bunu da. Arkadaş da bana bakıyor ama. Tamam, şimdilik böyle. Şimdi kalan kısımlara gelince, bilgisayar bağlantısı için bir internet kablosu var. Orijinal olması hoş olmuş. Belki laptopla iki tane de telefon bağlantı kablosu var. Normal standart bildiğimiz modemin içerisinden çıkan ürünler çıkıyor. Modemin içeriğine gelecek olursak, içeriğini inanın ben de bilmiyorum. Ama birkaç video izledim. İnternette sizin de ulaşabileceğiniz videolara baktığımız zaman yabana atılmayacak değerler var arkadaşlar. Çünkü ben kendi adımda kullandım. Marka vermeyeyim ama iyi bir para verdim. Yaklaşık 1000 liraya yakın para verdim. Ve neredeyse benim modemimle aşağı yukarı aynı özelliklerde diyebilirim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. İyi akşamlar dilerim.